Şimdi biraz depremi ve kentsel dönüşümleri de bir konuşalım. Deprem bölgesine gittiniz mi Bülent Bey? Gittim. iki kez gittim. Hatta hafta sonu da oradaydım. Cumartesi pazar günü Malatya ve Maraş'a gittim. Orada bazı ilçeleri de ziyaret etme şansı buldum. Nurhak'ta, Elbistan'da, Afşin'de ve Malatya'da ziyaretlerde bulundum. Orada çalışma yapan arkadaşlarımıza çalışmaları hakkında hem bilgi aldım hem de destek olmak amacıyla gittim. Bir de depremin ilk haftasında Hatay'da, Defne'de, Antakya'da bulundum. Açıkçası ilk hafta gittiğimde belediye başkanı kimliğimden ziyade hekim kimliğimle oradaydım. Biraz da oradaki yaralılara, ihtiyaç sahiplerine, tedaviye ihtiyacı olanlara bir hekim olarak da İstanbul Tabip Odası ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gönüllü bazı hekim arkadaşlarımızla birlikte gittim. Evet. Arama kurtarma ekipleriniz de oradaydı değil mi? Şimdi evet. görüntülerde evet. de ekranlara geliyor. Evet, evet. E, kaç kişilik arama kurtarma ekibiniz var? E, şöyle e, Bakırköy Belediyesi'nin Bakut adı altında e, yaklaşık 20 kişilik arama kurtarma ekibi var. E, sadece bu deprem döneminde değil e, her ne zaman bir afet olsa e, Doğu Karadeniz'de sel olduğunda da beli, Bakırköy Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi oradaydı. İşte Batı Karadeniz'de biliyorsunuz geçen yıllarda sel felaketi olmuştu yine oradaydı. Geçen yaz yangın münasebetiyle Güney Ege'deydi. Bakırköy Belediyesinin ciddi çalışan konusunda profesyonel, etkin çalışan bir arama kurtarma ekibi var, Bakut olarak. Ama sadece Bakut olarak orada değildik biz, arama kurtarma ekibi olarak orada değildik. Aynı zamanda teknik kadromuzla ve Bakırköy Belediyesinin sağlık çalışanlarıyla da oldukça etkin bir kadroyla hemen. Depremin daha birinci gününde Hatay ve Osmaniye'de arama kurtarma çalışmalarına ve ek hizmetlere yardımcı olacak geniş bir kadroyla orada bulunduk. Güzel. Şimdi Bakırköy'e bahsedelim. Ben eskiden bir üniversiteye geldiğimden beri Bakırköy'e gelip gidip oraya yakın oturdum. Çok da geliyorduk. Şimdi sahil kenarı var. Yeşilköy'den evet. başlıyor, Ataköy, evet. Bakırköy'e kadar ve deprem bölgesi olarak geliyor. Evet. Şimdi oraya da yani dolgu yapılarak yapılan binalar da var evet. hakikaten evet. çok eski binalar da var benim gördüm evet. o sahilde kentsel dönüşüm ne durumda Bakırköy'de? E, Cem Bey sizin de söylediğiniz gibi tabii Bakırköy depremin merkez üssü ilçelerinden birisi e, İstanbul'un en köklü en eski ilçelerinden birisi dolayısıyla yapı stoğu da çok eski e, Bakırköy'de yaptığımız 2017 yılında e, üniversitelerle birlikte ortak yaptığımız bir çalışmada Bakırköy'ün merkez 7 mahallesinde özellikle e, binaların ortalama yaşı e, ne yazık ki 52. Bu kadar e, yapı stoğunun eski oldu. Yok 7 eski mahalleyle o Hı -hı. merkezdeki e, Zuhurat Baba, Kartaltepe, evet. Osmaniye, Cevizlik, Sekiz Ağacı yani Bakırköy'ü bilenler açısından Tam merkebi söylüyorum. Aslında. Tam aslında. Evet, Bakırköy'ün merkezi. Buradaki binaların ortalama yaşı 52. Çok eski teknolojiyle yapılmış, ne yazık ki deniz kumuyla yapılmış, yıllar içinde korozyon olmuş. Dolayısıyla binaların yenilenme ihtiyacı çok elzem ve acil. Biz bu anlamda 2014 yılında ben göreve geldikten sonra önce Büyükşehir Belediyesi'nde Bakırköy'de kentsel dönüşümü, kentsel yenileşmeyi yapabilmek için imar planları konusunda Büyükşehir Belediyesi'nde bir çalışma yaptık. Fakat benden önceki görev yapan belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle bu konuda çalışma yapmışlardı ama Büyükşehir'de yeterince cevap alamadık daha doğrusu bu konularla ilgili olarak atılacak adımlarda bize kolaylaştırıcı olmadılar. Biz de acaba Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakırköy'ün kentsel dönüşümü açısından imar planlarımız yapılabilir mi diye 2015 yılında, 2016'da ve 2017'de 3 ayrı dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakırköy'ün kentsel dönüşümüyle ilgili olarak imar planlarımızı götürdük. Ne vardı bu imar planlarında? Biz Bakırköy'de kentsel yenileşmeyi yapabilmek açısından yurttaşlarımızın ekonomik zorluklarına katkı sağlayabilecek ilave bir kat talebimiz vardı. Genel olarak Bakırköy'ü dışarıdan görenler ya zaten Bakırköy zengin bir ilçe, yaşayan yurttaşların ekonomik refahı yüksek. Dolayısıyla kendi yenileşmelerini kendileri yapabilir gibi bir anlayışları var.